Merhaba arkadaşlar, yayız arkadaşlarıyla birlikteyiz. Burada ilk başta yayız arkadaşlarının özelliklerinden bahsetmiş. Şimdi serbest halde bulunan yayın ucuna biz M kütleli bir cisim astığımızda ya da iki M kütleli cisim astığımızda ne oluyordu? Basit harmonik hareket yapmaz. Titreşim hareketi yapıp bu süre sonra bir süre sonra dengeye geliyor. Yani yayın ucuna M kütleli cisim asıldığında yay X kadar uzarken iki M kütleli cisim asıldığında iki M kütleli X kadar uzayacaktır. Yani bu doğru orantılıdır. Şimdi yaydaki uzanım yönü yayın geri şarjı kuvvetin yönü daima ters yönlü olduğu için F eşittir eksi KX olur. Yayı gelen kuvvet ile uzanım aynı yönlü olduğu için ne olacaktır? F eşittir KX formülünde yani yay sabiti çarpı X uzanım miktarı formülüyle hesaplıyoruz. Şimdi burada yayı gelen kuvvet iki yönünde, uzanım iki yönünde, geri şarjı kuvvet bir yöndedir. Şimdi baktığımız zaman yayı gelen kuvvet hangi yöndeymiş? İki yönünde. Yani aşağıya doğru. Peki sonrasında ne diyor bize? Uzanım iki yönünde. Yani O noktasından dengeye olan yönüdür. Aşağı yönde iki yönde. Geri şarjı kuvveti ise denge noktasına yani denge konumuna olan şeydir. Bu şekilde olması gerekiyor. Yani bir yönündedir. Şimdi geri şarjı kuvvet ya da uygulanan kuvvet de ters yönde olur. Yani uygulanan kuvvet bakın aşağı doğru ağırlığıydı. Geri şarjı kuvvet ise bunun tam ters yönünde. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'de dengeye geldiğinde mg kx 2mg k çarpı 2x eşittir yazılır. Ve kuvvetimiz, uzanıma bağlı kuvvetimiz şu şekilde doğru orantılı bir şekilde gelecektir. Şimdi geri şarjı kuvvetiyle uzanım grafiğinin eğimi k yay sabitini verir. Yay gelen kuvvet uzanım grafiğinin eğimi yani yay gelen kuvvet uzanım grafiğinin eğimi ise gene k yay sabitini verecektir. Şimdi arkadaşlar şekil 1 ve şekil 2'de yaya bağlı m kütleli cisimler dengedeyken k noktasına kadar çekilip serbest bırakıldığında geri şarjı kuvvet net kuvvet olur. Bu kuvvet etkisiyle cisimler KN noktalar arasında basit harmonik hareket yaparlar. Yani iki nokta arasında basit harmonik hareket yapacak. Aşağı gidecek, tekrar yukarı gelecek, tekrar denge konumuna geçecek ya da buradan bu şekilde tekrar buraya sonra tekrar O noktasına gelecektir. Şimdi burada F netimiz zaten M çarpı A'ydı. Burada F de K çarpı X'tir. MA yani A yerine de omega kare çarpı X yazdığımızda bizim bir periyot formülümüz çıkıyor. Periyodumuzun formülü nedir? 2pi kök içerisinde M bölü K tam ek olarak ezberlediğimiz formüldür. Bu şekilde yaylardaki periyodu hesaplayabiliriz arkadaşlar. Peki yer çekim ivmesine bağlı mı burada? Değil. Şimdi yay sarkacının periyodu cismin kütlesine ve yay sabitine bağlıdır. Çünkü T eşittir 2pi kök içerisinde M bölü K yani kütleye ve yay sabitine bağlıdır. Şimdi yay sarkacının periyodu dünyanın çekim ivmesine, cismin bulunduğu düzleme ve uzanma bağlı değildir. Yani eğik bir düzlem de olsa bizim için sadece kütleye bağlıdır ya da yay sabitine bağlıdır. Yani sürtünmesi önemsiz eğik düzlemde harmonik hareket yapan yayın periyodu açıya bağlı değildir arkadaşlar. Çünkü kütleye bağlı ağırlık olmadığı için ya da yay sabitine bağlı ya da asansörün iğmeli hareket yapmasının sonucu yay sarkacının periyodu değişmez. Çünkü burada iğmeyle alakalı bir durum olmadığı için ne olacaktır? Periyodumuz değişmeyecektir. Yani kütle ve yay sabitine bağlıdır. Mesela öğrenme alanı 11 demiş. Yay sarkacının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Biz nasıl hesaplıyorduk yay sarkacının periyodunu? Zaten sabit bir değer. M bölü K yay sabiti yani. Yani kütleye yay sabiti ve cismin kütlesine bağlıdır. Yer çekim ivmesine bağlı değildir. 1 ve 3 olarak gelecektir. 12. sorumuz. Kütlesi M olan cisim R genlikte basit harmonik hareket yapmaktaymış. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Genliği iki katına çıkartılırsa periyot değişmez. Zaten periyotta alakalı bir durum yok arkadaşlar burada. Periyot dediğimiz 2pi kök içerisinde M bölü K'dir. Yani kütle ve yay sabitini değiştirmem gerekiyor ki periyodu değiştirebileyim. Değişmez zaten doğrudur. Cismin kütlesi iki katına çıkartılırsa yay sarkacının periyodu iki katına çıkar. Hayır. Kütlem 2M olursa burada kök 2T olarak gelecektir. Yani iki katına çıkmaz. Kütle 4 katına çıktığında periyot iki katına çıkar. Kök içinde olduğu için. Şimdi yay sabiti arttırılırsa periyot azalır. Yani burada bu arttırıldığı zaman ne olacaktır? Ters orantılıdır. Periyodumuzun azalması gerekiyor denklemimize göre. Yani cevabımız nedir? 1 ve 3 doğru olarak gelecektir. Şimdi özdeş yaylarla kurulmuş sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki düzenekte basit harmonik hareket yapan KLM cisimlerinin periyotlarını söylemiş bize. Şimdi arkadaşlar kütlelerimiz hepsinde ne? KLM cisimleri özdeş yaylarla kurulduğu için zaten hepsi yay sabitlerine sahip ve kütlelerimiz eşitmiş. Hepsinde de M kütlesi varmış. Zaten burada eğim ya da iğmeli hareket yapması bizim için önemli değildir. Zaten periyodu ben 2pi kök içerisinde M bölü K'den buluyorum. M'lerim aynı, K'lerim aynı olduğu için buradaki
Periyotlarımızın da ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Eşittir yani. 14. sorumuzda yay sabiti 800 Nm olan yayın ucuna takılan şekildeki 2 kilogram kütleli cisim denge konumundan 40 santim daha çekilerek serbest bırakılıp basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. Hareketin periyodunu bulun demiş. Biz periyodu nasıl hesaplıyoruz? 2 pi kök içerisinde m bölü k yay sabiti formülüyle. Yani 2 çarpı 3 kök içerisinde kütlemizi ne olarak vermiş? 2 bölü periyodumuz, pardon, yay sabitimiz k ise 800 olarak vermiş. Yani 1 bölü 400 olur. Yani o da 1 bölü 20 olarak çıkar. Yani 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 20'den şu şekilde gelecek. Yani buradan ne geliyor? 10. Sonuçta 0,3 saniye benim periyodum gelecektir. Genlikle alakalı bir durum yoktur burada. Ne, burada birden fazla yay bağlandığı zaman yani ne yapacağız? Eşdeğer yay sabitini almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela şekildeki bir yay sabitleri K1, K2 olan yayların birbiri ucuna bağlanıp M kütleri cisim asıldığında yani seri bağlandığında ucuca eklendiğinde toplam uzama miktarlarına bakarak gidersek yani MG bölü K eş MG bölü K1 MG bölü K2 şeklinde alacağız sonuçta. Burada da 1 bölü k eş yani eşdeğer yay sabitimiz 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 şeklinde bulunacaktır. Şimdi seri bağlı yaylara etki eden kuvvet mg'ye eşittir. Sistem uzam miktarı yayların ayrı ayrı uzam miktarlarının toplamıdır. Hepsini ayrı ayrı aldığımızda zaten burada ne olarak gelecek? Eğer seri bağlıysa 1 bölü k eş yani k eş değerimizi 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 ya da kaç tane varsa 1 bölü k3 olarak da alabiliriz. Paralel bağlı olduğu zaman ise burada eşdeğer yay sabitimizi ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yayların uzam miktarları eşit olup yerlere etki eden toplam kuvvet eşit. Etki eden kuvvet de mg'ye eşittir. Ve eşdeğer ise burada direkt eşdeğer yay sabitini ayrı ayrı alıp direkt toplayacağız. K1 artı K2 ya da başka varsa K3 olarak da bulabiliriz. Şimdi aklımızda bulunsun demiş. Yay sabiti K olan bir yay ortadan 2'ye bölünürse her birinin yay sabiti 2K'ye. N parçaya bölünürse her birinin yay sabiti NK'ye olur demiş. Yani biz bir yayı ortadan ikiye bölersek yay sabitimiz ne olacakmış? İki katına çıkacakmış. Öğrenme alanı 15 demiş. Kütlesi 4 kilogram olan bir cisim yay sabitleri 125 Newton bölü metre. K2 275 Newton bölü metre. Yayın ucuna asılıp titreşim hareketi yaptırılıyormuş arkadaşlar. Pi 3 al demiş. Burada birbirine paralel bağlı. Biz eşdeğer yay sabitini bulmamız gerekiyor. K1 artı K2'dir biliyoruz ki. K1'imiz 125 artı 275'ten eşdeğerimiz ne geliyor? 400 Newton bölü metre olarak gelir. Ve periyodumuzu biz 2 pi kök içerisinde m bölü k formülüyle buluyorduk. Yani 2 çarpı 3 çarpı kök içerisinde kütlemi 4 olarak vermiş. Bölü 400 Newton'da yay sabitimiz var. Yani 2 çarpı 3 çarpı bu da 2 bölü 20 olarak çıkacaktır. Yani şuradan 10 olarak gelir arkadaşlar. Ne oluyor? 6 bölü 10'dan 0,6 saniye benim neyim vardır? Periyodum vardır. Burada ise boyu 4L olan yayın ucuna bağlı M kütleli X cismi bağlanarak sabit basit harmonik hareket yaptırılıyor. Cismin periyodu TX oluyormuş. Yay 4 eşit parçaya ayrılarak şekil 2'deki sistem kuruluyormuş. Şimdi bu durumda M kütleli Y cisminin periyodu T'ye oluyormuş. Şimdi burada yay sabitimi K dersen. 4'te 1'ine inerse yani yarıya inerse 2 katına çıkıyor da o zaman burada ne olacaktır? 4 katına çıkacaktır arkadaşlar. 4K, 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 4K olarak gelecektir. Yani ilk başta yarıya böldüm. 2L olduğu zaman 2K oldu. Bir kere daha yarıya böldüğümde 2 katına çıkacaktır. 4R olarak gelecektir. Şimdi burada üsttekiler paralel bağlı. Şimdi paralel bağlı olduğunda ne yapıyorum ben? Topluyorum. Direkt arkadaşlar 4K, 4K, 4K ne gelecektir? 12K ile buradaki 4K birbirine nedir bu bölgede? Birbirine seri bağlı. Biz burada ne yapıyoruz? 1 bölü k eşlerini bulmak istersen 1 bölü 12K artı 1 bölü 4K. Yani burayı 3 ile çarpmam gerekiyor. Buradaki k eşlerimiz ne gelecektir? 4 bölü 12K, 12 bölü 4'ten 3K olarak gelecektir arkadaşlar. Tx'i yazmak istediğim zaman 2 pi kök içerisinde M bölü direkt K olarak almıştık. Peki T'ye aldığım zaman 2 pi kök içerisinde kütlem gene M bölü 3K olarak gelecek. Şimdi taraf tarafı oranladığımda bunlar gidiyor. M'ler ve Ç'ler de gidiyor. Sonuç olarak ne geliyor? Kök 3 olarak gelecektir cevabımız.